Günaydın millet. Yaklaşık 5 gün dinlendim. 5 günün sonunda kendimi yollara atabildim sonunda. Şu an Erzincan'a doğru gidiyorum. 200 kilometre yolum var ama ben bunun sadece 100 kilometresini gitmeyi düşünüyorum. Yani 2 günde Erzincan'a ulaşmaya çalışacağım. Hava müthiş soğuk. Ellerim falan hissetmiyorum artık. Bir de acayip rüzgar var. İlerlemek güç istiyor biraz. O kadar dinlenmenin ardından iyice bir hamlaşmışım. Yani bacaklarım zor gidiyor şu an. Görüşmek üzere. Sonra beni uyandıracak bir dağa tırmanacağız resmen. 5. gün sonunda bakalım enerji toplayabilmiş miyiz bu dağa geçecek kadar. Bayağı da dik görünüyor. Koca bir dağa aşacağız. Kayı tek seferde açtım. Şu an zirvede durdum ve 5 dakika bir su molası verdim. Bu tırmanış bacaklarımı açtı. Ya yeniden kendine geldi bacaklarım. Sanki hiç dinlenmemiş gibi oldum. Yaklaşık 65 kilometre daha yol gideceğim. Kasaplar köyü var. Oraya ulaşmaya çalışacağım. Oraya ulaşınca tam 100 kilometre olacak. Öyle hesapladım. Hadi yolumuza devam edelim. Tırmanışa da hazır mıyız? Bir tırmanışa daha hazır mıyız? Ben hiç hazır değildim ama artık mecbur. Bu diğerinden iki kat yükseklik. Bu diğerinden iki kat daha yüksek.
Şu an yağmur başladığından dolayı BİM arabası durdu, yardım etti. İmralı'ya kadar gideceğiz. Bu yokuşlar çıkmıyor, hiç mi edemiyorum, gözlerim iyiyim. Abi vallahi bir saattir bu yokuşu çıkıyor. Çok da yoruldum yani. Neyse şurada durayım. Vallahi ne bileyim. İzmir'in Çiğli ilçesinde. İkinci tırmanışı yaparken yağmur yağmaya başladı. Sağ olsun abi, görüp durdu ve beni arabaya aldı. Çok teşekkür ederim abi. İmralı'ya doğru gidiyoruz. Bana 20 kilometre mesafe kazandıracak. Şu anda İmralı'ya geldim. Bu yolculuk bana 20 kilometre yol kazandırdı. Yani bugünkü hedefime yaklaşık 40 kilometre yol kaldı. Burada biraz dinleneceğim. Vakit bol. Havada bayağı soğuk. Yani ellerim falan bayağı soğuk şu an. Hissetmiyorum. Eldivenim de var ama çok çantanın en altında duruyor şu an. Yani üşeniyorum eldiveni almakta. Şurada ileride bir kahve var. Oraya girip orada çıkaracağım artık. İmralı'dan çıktım. Kızıldağ geçidine doğru gidiyorum. Yaklaşık 10 kilometre mesafe kadar önünde zorlu bir rampa olacak. Şu anda kar olduğu görünüyor orada. Ona göre üstüme giyindim, bere taktım. Amacım oraya aşabilmek. Oraya aştıktan sonra İlk bulduğum köye girerim. Ama yolların buzlu olduğu söyleniyor. O yüzden kontrollü bir şekilde çıkıp ineceğim. Biraz yavaşlatabilir beni bu. Yolumuza devam ediyoruz şimdilik. Kızıldağ geçidine geldim. Burada bayağı bir irtifa alacağım galiba. Tüm gücümle burayı geçmem lazım. Geceye kalmamam lazım. Çok az kaldı. Biraz yağmur yağmaya başladı. Umarım artmaz daha fazla. Bu tepeyi de aşarsam bitiyor artık. Kasaplar köyüne ulaştım. Biraz aşağıda olduğu için buraya girmekten vazgeçtim. Tekrar buraya kadar çıkmak istemiyorum yarın sabah uyandığımda. Şu an ağzım donmuş durumda. Biraz konuşamıyorum galiba. Şu tırmandığım rakıma bir bakar mısınız? 2190 rakıma çıktım şu an. Resmen Ağrı Dağı'na çıkmış kadar oldum yani bisikletle. Çok yoruldum. Bütün gücümü buraya çıkmak için sarf ettim. Kendimi takdir ediyorum. 2200 metre yükseldikten sonra
yaklaşık 20 kilometre kadar pedal atmadan ilerleyeceğim. Yani çok sevindim bu duruma. Burası da bayağı soğuk. Biraz önce jandarma karakoluna girdim ısınmak için. Sağ olsunlar, iyi misafir ettiler. Bugün 120. kilometredeydim ve kalacak yer aradım. Ağzım dondu, konuşamıyorum. Akarsu köyünün muhtarını aradım ve burada mescitte kalabileceğimi söyledi. Refahiye'ye daha 15-20 kilometre var ama ben yoruldum artık yani. Bugünkü yokuşlar beni bayağı yordu ve artık hava da kararacak. Geç oldu. Bugünlük buradayız. Günaydın. Dün kaldığım mescitten saat 7.30'da çıktım. Kameram soğuktan etkilendiği için çıkış anımı görüntüleyemedim. Refahiye'yi geçtim. Yaklaşık 10 kilometre kadar geçtim Refahiye'yi. Şu an Erzincan'a 60 kilometre yolum kaldı. Önümde bir çıkış olacak. 2160 rakımlı bir tepe, şu an ismini unuttum. Onu açtıktan sonra Erzincan'a kadar yokuş aşağı gideceğim. Yani fazla zorlanmayacağım. Önemli olan şu anki o geçidi geçmek. Buradaki hava da bayağı soğuk. Üşütüyor insanı. Hasta olmamak istiyorum. Hasta olursam faaliyetimi etkileyebilir. Yolumuza devam ediyoruz. Yüksek kesimlerin soğukluğundan dolayı kameram arıza veriyordu sürekli. Yol boyunca video çekemedim. Ama şu anda Erzincan'a ulaştım. Burası biraz daha sıcak. Yüksek kesimlere doğru şu an sıcaklandım hatta bayağı. Dünkü gibi yine 2160 rakımlı bir geçit geçtim. Sakal tutan geçidi. İsmini şimdi hatırladım. Orası da dünkü kadar yorucuydu. Hatta şu anda sol topuğumun üstündeki adale ağrıyor. Burada kendime yemek yemek için restoran arayacağım birazdan. Ondan sonra kalacak yer bulmak için yoluma devam edeceğim. Şimdilik böyle. Erzincan'da şansıma akraba çıktı ve bugün buraya geldim kalmak için. Yani şu iki günlük süreç beni acayip yordu ve sol topuğum üstündeki adale bayağı ağrıyor şu an. Yarın sabah uyanacağım ve durumuma bakacağım. Ona göre yola çıkacağım. Şimdilik dinlenmem lazım. İyi akşamlar.